Aşı olmayanlar hiçbir yere giremez. Zorunlu alışveriş, yani market alışverişi dışında hiçbir yere bunlar aşı olmayanları almayacak. Buradan bu sıvıyı vurdurmayanlara söylüyorum. Almanya'nın yapmış olduğu bu açıklama ne kadar hukuka uygun, ne kadar insani, ne kadar vicdani. Bu insanlar bu sıvılar çıkmadan önce ne dediler? Zorunlu değil. İsteyen olur, istemeyen olmaz. Peki ben aşı karşıtlığı vesaire yapmıyorum. Bakın beni sakın yanlış anlamayın. Hekiminize danışın, doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa o yönde kararınızı verin. Benim söyleyeceğim bu. Ben burada siyasetçileri eleştiriyorum. İnsanların psikolojilerini nasıl bozduklarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Siyasetçiler ne zaman çıkıp tamam bu iş bitti dediler, işte o zaman ben de söyledim bu ekrandan. Dedim ki vaka sayısı artacak. Nitekim de öyle oldu. Asıl benim takıldığım nokta bu sıvıları vurdurmayan insanların suçu, günahı ne? Bunu soruyorum. Ne yaptı bu insanlar size? Hani zorunlu değildi? Hani bu insanların hayatları kısıtlanmayacaktı? Şimdi ne oldu da bir anda bu aşıları, bu sıvıları vurdurmayanları günah keçisi ilan ettiniz? Bu salgının baş sorumlusu haline getirdiniz. Pek çok iş yeri sıvıyı vurdurdun mu diye belge istiyor, değil mi? Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde. Eğer sen bu belgeyi getirmezsen seni işten atıyorlar arkadaşlar. Yani sözün özü şu. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Türkçesi bu. Hastanelerde vaka sayısı artıyor. Yoğun bakımlardaki vaka sayıları artıyor. Hala çıkmış siyasetçiler birbirine giriyor. Almanya Sağlık Bakanı başka bir şey söylüyor. Daimi aşı komisyonu, STIKO'nun başkanı Thomas Mertens başka bir şey söylüyor. Sonra da diyorlar ki ne olursunuz aşı olun. Ya kardeşim bakın bu koronavirüs döneminde açıklandı. Halkın siyasetçilere olan güveni %35 oranında düştü. Çünkü siyasetçiler şunu yapıyor. Bir rüzgar esiyor, o yönde konuşuyorlar. Başka bir rüzgar esiyor, başka bir şey konuşuyorlar. Sabah kalkıyorlar başka, akşam başka. İnsan sağlığı gibi böylesine önemli ve hassas bir konuda bu kadar kafa karışıklığı tabii ki insanların da psikolojilerini bozdu kardeşim. Vatandaş Ali'ye mi inanacak, Veli'ye mi inanacak, kime inanacak? Kime? Cevap yok. Peki, bundan sonra neler olacak? Bakın, tam kapanma diye bir şey artık söz konusu değil. Bunu biliyoruz. Okullardaki vaka sayıları daha hızlı bir şekilde artacak arkadaşlar. Çocuklar bu virüsü annelerine, babalarına, evlerine getirecekler. Sonra yaygın bir şekilde pek çok noktada, iş yerinde, otobüste, metroda, markette, alışveriş merkezinde vaka sayıları hızlı bir şekilde yükselecek. Sonra diyecekler ki bu işin sorumlusu bu sıvıları vurdurmayanlar. Bazı bölgelerde resmi açıklama %30 oranında bu sıvıları vurdurmayanlar var. Bununla ilgili olarak hiç kimse şunu sorgulamıyor ama. Hani bu sıvılar mucizeydi? Hani bu sıvılar insanlığı kurtaracaktı diye kimse böyle bir soru sormuyor arkadaşlar. Yine kanalımıza yorum yapan bazı izleyicilerimiz şunu soruyor. Ne zaman bitecek? Bizim hayatımız ne zaman normale dönecek? Açıklıyorum arkadaşlar. Bu virüs, bu sıvılar ve testler ne zaman biterse işte o zaman ölecek bu virüs. Hayatımız ne zaman normale dönecek onu da söyleyelim.
Birileri paraya doyduğu zaman doyarsa yeter artık derse ben bu kadar para kazanmayayım gerek yok zaten tüm insanlığa ben bunu sattım. Benim şirketimin değeri korkunç bir şekilde arttı. Almanya'da en büyük 50 şirket arasına en zengin arasına girdim. Başka bir şeye de gerek yok derseler işte o zaman hayatımız da normale dönecek. Peki mümkün mü? Örneğin Uğur Şahin, BioNTech böyle bir şey söyler mi? Evet, cevabı ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Şimdi yeni bir moda çıktı. Şu mutant, bu mutant diyorlar değil mi? Ve Uğur Şahin de bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi bu mutanga karşı yeni bir sıvı geliştiriyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya çıkacak dedi. Bu ne demek biliyor musun? Hani az sonra vardır ya televizyoncuların yaptığı gel gel diyoruz biz buna. Şimdi bu açıklamayı yaptı. Yavaş 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 yeni yıla doğru ısıtmaya başlayacaklar. Sonra yine insanlığın önüne büyük bir kurtuluş, mucize bir kurtuluş olarak sunacaklar. Devletler yine paraları ödeyecek, yine alacak. Sonra diyecekler ki, bak biz bu işi çözüyoruz diyecekler. Sonra bir sonraki kışa yeni bir sıvıdan bahsedecekler. Virüs mutasyona uğradı. Yeni bir sıvı gerekiyor. İşte biz de bu yeni sıvıyı bulduk açıklaması gelecek. Peki ne zamana kadar bu sıvıları vurduracağız? Mezara kadar. Evet. Maalesef tablo bu arkadaşlar. İstediğiniz kadar deyin ki ben vurdurmam. Ben karşıyım. Ben çarşıyım. Ne derseniz deyin işte. Herkes bir şekilde bu sıvıyla tanışacak. Başka yolu yok diyorlar. Arkadaşlar, insanoğlu içinde bulunduğu bu dönemde deneme yanılma yöntemiyle bir yere sürükleniyor. Yeni bir dünya düzeni mi? Evet, yeni bir dünya düzeni. Büyük sıfırlama mı? Evet, büyük sıfırlama. Tablo bu arkadaşlar. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Hiçbir şeyi yadırgamıyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz bu son 2 yıl içerisinde her şeye alıştık. Bizi alıştırdılar. Daha doğrusu. Önümüzdeki dönemlerde daha neler göreceğiz, neler. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz de lütfen görüşlerinizi yayınımızın altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Sizlerden bir ricam mutlaka bu videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Bunun yanı sıra hala kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.